yaz ayı geliyor. Eylül'de tercihler var. Benim sıralamam şu yönde oldu. Bir de birinci sıraya yazdım. Ama neden? Ama orada yaşanma konusu kışın nasıl olur bilmiyoruz. Yani belki orada yaşayan vardır, yorum yapabilir. Evet. Yani genel orada 6 ay, 7 ay... Asıl bu soruya herhalde en güzel cevabı dönerken veririz buradan. Değil mi? Çoğu yeri yani görmüş oluruz kesin, o zaman. Kesin güzel konuşuruz. Size güzel... Yani. Özellikle Batman'la ilgili hani insanın böyle de bir huyu vardır ya, hani özelliği evet. vardır. Yani yaşadığı yeri sahiplenirsin, aidiyet duymaya başlarsın ve sonra yolda geçerken havada uçan bir kuş göreyim, ona bakarım falan. Hepsini söylüyor Feyyaz. Beni çok uçuk yani gördüm. Yani böyle şimdi güvercin hobi edinmek lüks yani şu an, inanın öyle yani. Bir kamera almak falan bayağı yüksek ücretler, biz düşünüyoruz yani gerçekten. Bir maaşının birkaç katını vermek evet. şu an pek o. Bizi üzen, düşündüren, biraz da sinirlendiren kısımlar. Batman'ın işte kuşlarını aramaya çıkabiliriz yani. Burası Batman, Bitlis yolunun en kötü yollarından biri yani. Tek şeritli, çok virajlı ama görüyorsunuz yanda zaten yapım çalışmaları devam ediyor herhalde. Muhtemelen birkaç yılda yol da biter. Yani genel olarak yol iyi zaten ama buralar biraz burası sıkıntı, şey. Onu söyleyebiliriz. Bak sana şu ne dedi arkadaş? Çok başka. Dolu. Tırlar aşırı dolu ya. Yani böyle... Yavaş gitmek lazım. İlginç işler var yani. Tır belki alabileceğinin 3 katı yük almış. Evet. Yeni bir yol sohbeti videosundan merhabalar. Merhabalar. Bu sefer de Bitlis'ten dönüyoruz. Aslında en son Tatvan'daydık. Şimdi Tatvan'dan dönüyoruz. Ve sizlerle yine bir yol sohbeti etmek istedik. Sohbet etmek güzel oluyor. Az önce aslında bir sohbet ediyorduk böyle. Sonra dedik ki sizin neden ortak etmeyelim o muhabbete. Ve daha sonra kamerayı açtık. Şu an yine spontane olarak bir sohbet ediyoruz. Biraz Bitlis hakkında konuşalım. Nasıldı, yorumlarımızdan biraz bahsedelim. 3 gün geçirdik. Aynen. Az değil. Çok fazla da değil tabii ama birçok yeri gördük. Aslında hani merkezine Bitlis, gitmedik. Evet, merkezine gitmedik. Bitlis derken biz Tatvan ve Ahlat'a gittik. İlk gün Ahlat'a gittik. İkinci gün Tatvan'a geldik. Bu da 3. günümüz aslında bakıldığında. Böyle bir şey, 3 günlük bir bizim için de gezi olmuş oldu. Gerçekten çok keyifliydi. Biraz ben yine arada yolları da size göstereceğim. Yollar gerçekten çok güzeldi. Bu özellikle Siirt'e gelirken değil mi? Bitlis yolu falan çok güzel. Siirt Bitlis arası böyle tam dağların, vadilerin arasından geçiyorsunuz. Çok keyifli. Orada da görüntüler çektik açıkçası. Oraları da sohbetimizin arasına sıkıştırırız. Siz o görüntüler eşliğinde bizi dinlersiniz. Daha güzel olur. Evet. Şu an neredeyiz diye soracak olursanız, şu an Kozluğu geçtik. Şu an Kozluğu evet. geçtik. Batman'a bir 30-40 kilometre vardı. Aynen öyle. Nasıldı gezimiz? Ahlat nasıldı? Batman nasıldı? Biraz seninle konuşabilirsin. Yani güzeldi. Belki biraz abartıyoruz. Yani şimdi biraz ben onu düşündüm. Yani uzun süredir evde olduğumuz, dışarı çıkmadığımız evet. için aynen. böyle bir tatile gidince çok hoşumuza gitti doğal olarak. Ama böyle objektif değerlendirmeye çalıştığımda da yine güzeldi yani. Evet, evet. Özellikle işte o Van Gölü'nün atmosferi evet. çok etkilemiş Ahlat'ı da, Tatvan'ı da. Bir yere bir kere su olunca bir yerde oranın direkt ister istemez bir şeyi değişiyor. Evet. Yani iklim olarak büyük farklar gördük. Mesela evet. şu an arabayla giderken bile, yolda bile bunu anlıyoruz. Yani biz işte Bitlis'ten çıktığımızda klima açmadık işte. Camları açtık böyle temiz hava gelsin vesaire diye. Ama biraz böyle gittikten sonra işte Siirt'e yaklaştıktan sonra artık duramamaya başladık camları aynen. açık. Çünkü sıcak hava esiyor falan evet. böyle. Sonra klimayı açmak zorunda kaldık. Yani buradan bile belli havanın ne kadar değişik olduğu. Evet. Yani 10 derece fark vardı zaten geldiğimizde bakarken. Bunu ve biz Bitlis'te yorganla yattık. Şu an Haziran'ın 6'sı, düşünebiliyor musunuz? Yani biz Batman'da kaç aydır yorganla yatmıyoruz. İncecik. Hatta bazen hiçbir şey bile örtmenize gerek yok gece. Bitlis'te yorganla uyuduk ve ona rağmen bile üşüdük biraz yani. Göl kenarı olması, iklimi tabii ki farklı. Biraz daha yüksek, rakım olarak da daha yüksekte kalıyor. Mesela şeye de dikkat ettik. Öğretmenler,
öğretmen evinde kaldık biz. Zaten onların bütün detaylı videoları var. Hepsi gelecek. Eğer o videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Açıklama kısmına, ondan sonra sağa sola kartları da paylaştığımız videoları koyarız. Büyük ihtimalle zaten bütün videolar yayınlanmış olur. Çünkü bu dönüş videosu. O videoları da mutlaka izleyin. Öğretmen evlerinin turları var. Tatvan, Ahlat, her yerin detaylı. En güzel neydi? Nemrut krateriydi. Orasının da videosu var. Soğuktan gidelim çok dağıtmadan. Öğretmen evinde şey yoktu. Klima yoktu mesela, değil mi? Bu enteresan geldi evet, bize. Biz dedik ya nasıl olmaz klima falan. Sonra anladık yani gerek evet, yok klimaya. Gerek yok. Herhalde yazın da böyle çünkü zaten Haziran'dayız şu an. Evet. Biz üşüyorduk. Evet. İşte Ağustos'ta da en fazla ya, işte hani cam açık uyursun yani. Evet şu an biz cam kapı kapalı uyuduk ve yorganla uyuduk. Hani öyle düşünün. Temmuz Ağustos'ta da camları açarsınız yine serinlersiniz. Mesela dün akşam bir yerde oturduk bir kafede. En son titredik artık böyle. O kadar soğuktu ki yani üzerimizde uzun kollular olmasına rağmen iklimi çok gerçekten farklıydı bizim için. Öyle diyebilirim. Başka neyden bahsedelim? Genel olarak biz şey... Krater Gölü. Evet. Çok güzeldi. Evet. Bunu yani... Onun videosunu mutlaka izleyin. Bilmiyorum. Şuraya bir yere koyalım. Sicirt'te çok güzel. Sicirt'te işte delikli taşa gitmiştik. Orası çok hoşumuza gitmişti. Evet. Ama herhalde burası gittiğimiz en iyi yer olabilir herhalde. Ya aynen çok daha farklı bir doğası var. Mesela Delikli Taş da çok güzeldi. Gerçekten farklıydı ama burada daha çok şey yaptık ve doğa olarak gittiğimiz yollar olarak kıyaslayacak da olursak çok daha ayrı bir atmosferi var. Yani doğanın içinde yalnızsınız. Hani kimse yok. İlk başta gerçekten öyleydi. Çok bilmiyorum bizim çok hoşumuza gitti ve oksijen aldık. Yani tertemiz bir hava vardı gerçekten. Bunu iliklerimize kadar hissettik diye de düşünüyorum ben. Değil mi? Çok o açıdan da keyifliydi. Aynen. Yani orada zaten detaylı videolarda daha böyle net evet. görürsünüz. Çok ya, o videoyu özellikle mutlaka izleyin. Orada ama videoyu güzelleştiren biri vardı. Evet. Gürkan. Gürkan sağ olsun. Yani onları zaten videoda görürsünüz. Onun haricinde başka öğretmen evleri güzeldi. İkisi de göl manzaralıydı. Bir kere bence Ahlat'ın ki benim favorim oldu. Yani çünkü Ahlat'ın ki direkt dibindeydi böyle gölün dibinde. O açıdan çok güzeldi ama diğerinin de balkonunun olması çok büyük bir avantajdı. İşte Tatvan'ın sahili var vesaire. Yani bilmiyorum bizim hoşumuza gitti. Şeyden bahsedebiliriz biraz fiyat olarak. Değil mi? Fiyatlardan bahsedebiliriz. Evet yani şu dikkatimizi çekti. Batman'a göre kesinlikle ciddi bir fark var. Daha evet. pahalı Tatvan. Yemekler olsun, her şey yani böyle. Kafeler vesaire. Bu dikkatimizi çekti evet. açıkçası. Bunu da söylemeden geçmeyelim yani, diye düşünüyorum. Mesela biz şey, yani bir yere aslında su girince, göldür, denizdir. Orada fiyatlar bir tık daha artıyor. Biz de şöyle bir şey düşündük. Ev kiraları da daha fazladır büyük ihtimalle oralarda diye düşündük. Yani öyle bir çıkarımda bulunduk. Ya da aynıdır en fazla Batman'da. Aynen. Batman'a yüksek diyoruz ama orada da aşağı kalmıyordur herhalde. Büyük ihtimalle öyle. Şey olarak. Yani böyle güzel bir gezi geçirdik. Farklı iklim, farklı coğrafya. Güzeldi yani bilmiyorum. Bence hani gidilir yine gideriz diye düşünüyorum yani evet. burada bulunduğumuz seneler içerisinde. Orada biz şeyde yazdım işte ben hikaye... Bu arada ben Instagram'da çok aktiftim bu aralar. Yani bir yere gidince zaten yeterince aktif oluyorum. Hikayeler paylaşıyorum. Bütün her şeyi oradan ilk hani günü gününe görebilirsiniz. Hikayelerde de sabit her şey. Hikayelerde bulabilirsiniz. Bitlis hikayeleri öne çıkanlar da var işte. Ondan sonra Siirt böyle şeylerde de Instagram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Orada da paylaşım yapıyoruz aslında. Feyyaz da bana bir soru sordu. Tercih olarak. Biraz bunu evet. konuşabiliriz. Çünkü şimdi malum yaz ayı geliyor. Eylül'de tercihler var. Eylül değil, Ağustos sonu aslında. Hani biraz öğretmenlerle takip ettiği için. Bu soru da böyle güncel olarak hep geliyor yani. Evet. İstediğimiz kadar video çekelim. Hep geliyor. Bu sorularla muhatap oluyoruz. Yani fikirlerimiz de değişiyor açıkçası. Bir şeyler gördükçe, öğrendikçe güncellemek de lazım fikirlerimizi. Evet. Biz öyle sohbet ederken bu videoyu açma fikri de oradan geldi aslında. Biz konuşuyorduk aynen. zaten bunu. Ben dedim ki şu an yine tercih yapacak olsan işte Batman, Diyarbakır'ı gördük, Yenişehir, Midyat'a gittik, Mardin'e gittik, Bitlis'e gittik. Urfa, Svere'ye falan. Urfa'ya gittik evet. Nasıl bir sıralama yapardın?
yine Batman'ı mı seçerdin? İşte 1, 2, 3, 4, 5 böyle sıralasan nasıl sıralarsın diye. Sonra sen de sıralama yaptın. Sıralama yaptın. Biraz zor oldu açıkçası. Sonra dedik ki hadi videoda da biraz bunlar hakkında konuşalım. Yani artılarını, eksilerini konuşalım aslında. Benim sıralamam şu yönde oldu. Bir kere şimdi Diyarbakır'ı birinci sıraya yazdım. Ama neden? Eğer ki yeni şehir olursa, yani gerçekten hani o caddelerin olduğu, lüks sitelerin olduğu yer olursa Diyarbakır'ı birinci sıraya yazarım diye düşündüm. Hani biraz daha büyük şehir, ondan sonra yapacak şey çok daha fazla diye, hem de ulaşım olarak nispeten daha hani bir saatte olsa bir saatte geridedir yani, öyle düşünerek hani Diyarbakır'ın o bölgesini yazarım diye düşündüm. Ama onun haricinde diğer yerlerini yazar mıydım? Yazmazdım. Çünkü ben daha çok şehir istiyorum. O yüzden Diyarbakır merkezi, Yenişehir bir olurdu. İkinci sırada şöyle dedim, Batman'ı yazardım. Yani ben Batman merkezi seviyorum çünkü her şeye ulaşıyoruz. Çok böyle ne bileyim modern bir, yani Batman genel olarak şey, hani böyle çok çarpık kentleşme değil de daha çok hani apartmanlardan oluşuyor. Tabii ki kenar mahalleler var ama hani genel olarak güzel, her aradığımızı buluyoruz. Bilmiyorum, ben Batman'ı seviyorum. O yüzden ikinci sıraya Batman'ı koydum. Hani şey dedim, Diyarbakır, adı Diyarbakır diye Diyarbakır'da her yeri yazmam. Evet. Bir de sen bana şey sordun, 20 dakika olayını. Evet, bu da yani tercih yaparken biz buna çok önem vermiştik işte. Okula mesafe. Yani Diyarbakır'da olabilirsiniz ama işte bir köydedir ya da bir ilçesindedir. Aynen. 40 dakika, yarım saat, bir saat yol gidiyorsunuzdur. Bu da bence önemli bir tercih etkeni. Mesela bizim şey oluyordu, Soğan'ın ortaokulu mu ne vardı Diyarbakır'da? Orasını mı dedik yazsak, işte merkezde oturup gideriz, her gün yarım saat yol çekeriz falan. Sonra dedim ki yok, yani olacak iş değil o. Çünkü hayatınızdan bir sürü süreç alıyor. Hani bunu düşünerekten ikinci sıraya ben Batman merkezi yerleştirdim. Sonra Tatvan diye düşündüm. Neden Tatvan? Çünkü bir kere göl kenarı. Peki neden Diyarbakır, ay pardon, neden işte Batman ikinci sırada, Tatvan üçüncü sırada? Çünkü bir, daha uzak Bursa'ya, yani bir 3 saat daha atıyorsunuz direkt kafadan. İkincisi iklim olarak çok daha soğuk, işte kışın kar yağıyor, genelde karlı hava, işte şu an bile soğuk bir iklimi var. Yani biraz zor olabilirdi. Biraz bize daha pahalı geldi yaşam olarak, bilmiyorum hani biz yani çok kalmadık ama genel olarak böyle düşündük. Bir de şehir yaşamı sanki daha cazip geldi bize, yani bilmiyorum hani yani Tatvan'da göl var ama tatil için gidip böyle gezmek için çok güzel, müthiş yani, gerçekten çok beğendik. Evet. Ama orada yaşanma konusu kışın nasıl olur bilmiyoruz yani. Belki orada yaşayan vardır, yorum yapabilir. Evet. Yani genel orada 6 ay, 7 ay, 1 yıl geçirmek nasıldır? Mesela Haziran, Temmuz, Ağustos, okey, çok güzel göl kenarında yürüyüşler ama işte Ocak ayında nasıl olur? Yani o gölün bir anlamı olmayacak diye düşünüyorum ister istemez. O yüzden Tatman'ı 3. sıraya koydum. Ama göl olduğu için de ilgimi çekti. Böyle rahat, hani sahil kasabası havası olduğu için benim çok hoşuma gitti. Daha sonra ne vardı seçeneklerimizde? Çilek mi bunlar? Hı? Aynen. Çilek. Neyse, şey aldım, kalmadı zaten para. Sason. Bak. Malabadi Köprüsü. Evet, çeksene burayı. Gösterelim. Şöyle bakın, yol ayrımı var. Silvan, Diyarbakır sola gidiyor. Malabadi Köprüsü, Sason, Batman, Asankey buradan gidiyor. Şimdi hatırladığım kadarıyla gideceğiz? Sason düz. Nasıl? Sağ. Yok, Silvan. Batman nerede ya? Biz Silvan, Diyarbakır. Sola döneceğiz bence. Aynen, Diyarbakır'ı takip edeceğiz. Yok yok, sola döneceğiz. Bak, ha, solaymış. Pardon. Buradan çünkü ben hatırladım yolu. Batman sola dönüş. Işık. Sağ taraf Malabadi Köprüsü, Sason yolu. Düz Silvan, Diyarbakır. Şimdi yandı. Böyle bir yol. Burası da yol ayrımı. Şu an Batman yoluna girdik yani. Bu yol zaten havaalanının oradan geldiğimiz yol. Zaten iklim bile böyle, etraftaki bitki örtüsü bile fark ediyor yani. Aynen öyle. Buralarda bak çilek satıyorlarmış. Sason'un çileği meşhur ya. Ama biz şey aldığımız için. Karadut aldık. Karadut aldık. Şeyden. Nakit para da yok yanımızda, alamıyoruz şu an. Şeyden nereye aldık biz onu? Siirt
Baykan civarlarıydı galiba. Oralardan aldık onu. Oralarda da çok güzel yerlerden geçtik yani, evet, gerçekten. Çektik onları maalesef. Güzeldi böyle. Ya doğası çok güzel. Vadiler bir yanda, işte Bitlis çayı sanırım akıyor. İşte bir yanda dağlar böyle dik dik. Çok... Hatta yolda bir yerde durduk, böyle su akıyordu falan. Gerçekten çok güzeldi. Şans eseri durduk yani böyle. Evet. Çok görünmüyor da yolda. Şöyle bir yer yani, bayağı da yüksekten çok akıyor. Çok yüksek, evet. Ya nasıl, ne olduğunu da anlamadık açıkçası. Böyle dağın tepesinden su kaynıyor ve aşağı akıyor şelale gibi. Yolun kenarında bir yer. Evet. Belki oradan da bazı görüntüler koyarız. Öyle işte, sıralama olarak da öyle. Başka ne dedin? Mardin merkez. Mardin'in tarihi yeri çok güzel ama Mardin 4. Ahlat olurdu bu arada. Mardin merkez olarak baktığında yani aslında şey, Mardin merkezi çok görmedik biz değil mi? İçinden geçtiğimiz için. Evet, yani videolardan falan biliyoruz hani, ama o yüzden çok yorum yapamıyorum biraz ama. Biraz böyle sıcak sarı şehir gibi geliyor böyle. O yüzden çok ilgimizi, benim en azından, çekmiyor. Şunu da söyleyelim. Yani Şanlıurfa bence çok güzel bir yer ama orayı tercih etmeme sebebimiz, evet, tamamen ikinci bölge, puan ikinci olayı. Bölge, puan olayı yani, daha farklı sebeplerden, şehirle alakası yok. Aynen. O yüzden zaten orayı tercih etmedik. Yoksa Şanlıurfa da güzel bir yer yani. Diyarbakır, Batman, Bitlis, buralar hep üçüncü bölge geçiyor ve doğal olarak size daha fazla puan geliyor ve tayin olayında daha çok puan topluyorsunuz. O yüzden Şanlıurfa'yı en sona yazardım ama şehir için değil, dediğimiz gibi tamamen puanla alakalı bir şey. Bir de Batman 3-4 geçiyor. O da yani mesela şimdi Kozluk, biz onu şey diyorduk. Kozluk falan belki 3-5 olabilir. Tabii oralar merkez 3-6, 3-6, 3-5 köyler, evet. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani biz diyorduk ya hani niye 3-4 ya hani falan. Aynen. Böyle bazen şey yapıyorduk. Ama gerçekten 3-4 yani. Hani evet. Batman normal batıdaki bir şehirden farkı yok yani diğer yerleri gördüğümüzde. Aynen. Mesela Bitlis'in merkezine girmedik ama ya oradan geçtik. Yani bunu anlayabiliyoruz, görebiliyoruz şey olarak. Hani o yüzden böyle bir sıralama yapardım diye düşünüyorum. Midyat yani... Midyat'ı sonlara koyardım herhalde. Çünkü ben Midyat'ı çok sevemedim o kadar. Hani ya diğer şehirlere göre sevemedim. Hani bu sıraladığımız şehirlere göre biraz daha küçük bir yer. Hani oradansa çok Mardin sıcaktı merkez. Dedi. Belki öyle bir algımız çok sıcaktı. Olmuş, evet. Olabilir. Yani biz aşırı sıcak bir günde gittik. Böyle hani gezmekten keyif alamadık. O yüzden belki bir kere daha gitsem fikirlerim değişebilir. Midyat videolarımız da var. Bu gezdiğimiz her yerin videosu var kanalda. Teker teker izleyebilirsiniz. Hani zaten gezdiğimiz yerleri yorumluyoruz daha çokçası. Bu şekilde. Mesela Antep'i de gittik gezdik ama oralar hep ikinci bölge, dediğim gibi Urfa, Antep. Hani o yüzden biraz daha oraları sona yazardım. Ya zaten yazmadık biz ya Antep yazmadık falan. Zaten. Antep 1, Antep 2 de Antep değil. Antep 1. bölge en az puanı getiriyor size. Yani zorunlu hizmet sayılmayan yer değil mi? Sayılmıyor orası. Sayılıyor şöyle. Ya 3-4'ten sonrası. Yani 1. bölgenin 4-5-6'sı olması aynen lazım. Aynen. Yani çok merkezi falan sayılmaz herhalde, bilmiyorum ama çok az bir puan getiriyor. O yüzden orasını tercih etmedik. Böyle bir sıralama olurdu. Yani bizim hani hep soruluyor nereleri tercih edelim. Böyle düşünüyorum yani ben yine açıkçası. Bunu güncelledik aslında. Aynen. Daha önce söylediğimiz şeyler vardır. Bu da işte şeyi gezdikçe güncelliyoruz. Eklemeyi de aslında unuttuk. Mesela neden Tatvan'la Ahlat'ı biraz daha geriye aldık? Çünkü havaalanı da bizim için önemli. Yani biz mesela Batman'da 10 dakika falan sürüyor bizim havaalanına gitmemiz. Çok yakın. O yüzden hani Batman bu açıdan çok çok bizim için avantajlı. Uşak yolculuğu yapıyoruz sonuçta, Bursa'ya sürekli arabayla da gitmiyoruz. Böyle yani sıralamalarımız da bu şekilde olurdu diye düşünüyorum. Yine farklı şehirleri gezdikçe bu sıralamalar hep bir böyle güncellenir aslında. Hep değişebilir değil mi? Aynen, değişir büyük ihtimalle. Yani mesela hani şimdi mesela bir yeri çok beğenip sonra orada işte 2-3 yıl yaşayınca daha farklı insan düşünebilir yani. İnsanın evet, düşünceleri değişebiliyor. Asıl bu soruya herhalde en güzel cevabı dönerken veririz buradan. Değil mi? Çoğu yeri dönerken görmüş oluruz kesin, o zaman. Kesin güzel konuşuruz. Size güzel yani bir böyle, liste veririz o zaman. Özellikle Batman'la ilgili hani insanın böyle de bir huyu vardır ya. Hani özelliği evet, vardır. Yani yaşadığı yeri sahiplenirsin, aidiyet duymaya başlarsın ve sonra orası senin yani aidiyet duyduğun için hep güzel görürsün, güzel hatırlarsın. Mesela şu an doğduğunuz yeri, büyüdüğünüz yeri hatırlayın. Evet. Kötü yerler olsa bile böyle orada bir sempati duyarsınız oralara. Bizim de Batman muhtemelen işte
işte 3-4 yıl sonra dönerken buradan muhtemelen hep güzel hatırlayacağımız bir yer olur yani muhtemelen. Böyle yani aslında genel olarak. Mesela şeye falan gezi olarak işte Van'a gitmeyi de düşündük biz değil mi? Bitlis'te yerine işte Tatvan Ahlat'a değil de acaba Van Edremit'e mi gitsek, orada Akdamar Adası falan var. Sonra ben hikayelerde Bitlis önerileri alırken herkes şey yazdı. Van'a da gelin. İşte Van'a da gelin, Akdamar Adası, Edremit çok güzeldir falan. Bizde Van'dan da çok izleyen varmış. Buna şaşırdım açıkçası. Selam olsun yani izleyen herkese de. Van'a gelmek istiyoruz yani. Ben Van'ı çok merak ediyorum. Gerçekten. Özellikle o Akdamar Adası vesaire, oraları çok merak ediyorum. Güzel olur diye düşünüyorum ama Van'a bu sene, ya bu sene derken Haziran. Ben seneye şöyle bakıyorum. Okul dönemi olarak baktığım için Eylül benim için diğer sonraki sene gibi oluyor. Hani Eylül'den sonra olur herhalde değil mi? Yani gitmemiz biraz... Ya belli olmaz ama muhtemelen öyle olur. Aynen. Bilmiyorum şimdi. Tam böyle şey yapamıyoruz. Hiç belli olmaz. Belki bir gün atlayıp yine çıkarız yani Bitlis'e geldiğimiz gibi. Aynen öyle. Bitlis'te çok ani bir kararla geldik hemen. Böyle yani. Şey var şimdi, yolda geçerken de hep böyle kuşları falan görüyoruz. Benim de hep böyle gözüm şeydir yani. Yolda geçerken havada uçan bir kuş göreyim, ona bakarım falan. Hepsini söylüyor Feyyaz. Beni çok uçuyor. Yani böyle şimdi güvercin bakan kişiler olur. Öyle bir şeyim yok yani hiç hayatımda. Öyle merakım olmadı ama son zamanlarda böyle biraz da işte takip ettiğim kişilerden etkilendim diye düşünüyorum bir yandan da. İşte Alper Tüydeş var, Emin Bey var, belki bilirsiniz işte Instagram'da işte Bird Dedektif diye geçiyor, Kuş Dedektifi diye geçiyor. Doğru mu söyledim? Yok, ona gülmedim, dünkü olaya güldüm. O mesela Tatvan'a gelmişti. Biz Krater Gölü'ne gittiğimizde o da oralardaydı. Hatta onu ben gördüm sanırım ama işte konuşamadık, fırsat bulamadık yani, denk gelemedik bir türlü. Onlardan etkilendim, ben de böyle bir merak sardım yani. Hatta Krater Gölü'nde de bazı kuşları böyle çekmeye çalıştım. Ekipmanlar el verdiği ölçüde. Ya bizim kameramız vlog kamerası olduğu için, hani lensi falan öyle olmadığı için çok uzaktan yakın böyle kaliteli... Bir de çok amatörüm şu an, bilmiyorum bir şey. Evet. Ama kafamda şöyle bir şey canlandı. Yani güzel bir hobi bence. Evet. Bunu böyle ilgim de var, severek yapabilirim diye düşünüyorum yani. Hatta şeydeyken, Ahlat'tayken Feyyaz kamera fiyatlarına bakıyor. Böyle o fotoğrafçıların kullandıklarına falan, böyle ne kadarmış, nasıl, ne kullanıyorlar, lens falan baktı böyle. Aynen. Güzel yani. Benim de hoşuma gidiyor yani ama yakında böyle Batman'ın işte kuşlarını aramaya çıkabiliriz yani. Gezdikten sonra bir de kuş avcılık artılığı olmaz. Tabii maalesef ülkemizde şöyle de bir sorun var, bunu da söyleyeyim yani. Her şey çok pahalı. Hobi edinmek, hobi, yani bir hobi edinmek lüks yani şu an, inanın öyle yani. Bir kamera almak falan bayağı yüksek ücretler, ortalama bir kamera. Mesela o 10.000 TL civarında, evet, kameralar yani. Ya şu an bizim bu kamera bile bir senede iki katına çıktı neredeyse fiyatı baktığımızda. Yani bunlar da böyle bizi üzen, düşündüren, biraz da sinirlendiren kısımlar. Ya şey düşünüyorsun hani, mesela baktığı kameralar Feyyaz'ın 12.000, 13.000, 15.000, hani bu civarda. Hani hayattaki önceliklerine baktığında şimdi o parayı kameraya mı vereceğim yoksa başka bir şeye mi vereceğim? Bunları hep düşünüyorsun ister istemez ve böyle olunca da biraz erteleniyor yani herhalde bu tarz hobilerde. Ya mesela şöyle düşünün, işte bizim ülkemizde çalışıp eve 10.000 lira para geliyor diyelim ki. 10.000 liranın işte bir maaşının fazlasını, 11-12 bin lirayı hobi için bir kameraya vermek düşündürüyor. Ama işte yurt dışında yaşadığınızı düşünün. Örneğin euro kazanıyorsunuz. Yani çok böyle üst segmentte bir maaşınızın da olması gerekmez. İşte 3.000 euro kazanan biri, bu da çok Avrupa'da aslında normal yani. Bizim 3.000 Avrupa'da lira gibi. Asgari ücret 1.500 euro ama nüfusun sadece %15-20'si falan asgari ücretle çalışıyor. Genelde 2.000-3.000 euro çok normal rakamlar oralarda. 3.000 euro kazandığınızı düşünün ya da eve girdiğini düşünün. Yani 1.000 euro verip bir kamera almak bir hobi için çok böyle gözünüze batmaz ama biz düşünüyoruz yani gerçekten. Bir maaşının birkaç katını vermek, evet, şu an pek olmuyor yani maalesef. İşte böyle bir dertlendiğimiz bir konuydu yani. Aynen. Sizle paylaşmak biraz istedim. Biraz böyle yol şeyden, seyahatimizden bahsettik. Ne var burada? Çek istersen. Şurayı çekeyim. Şerbetli diye bir yerden geçiyoruz. Aa, yüzüyorlar.
Şerbetli diye bir yerden geçiyoruz. İnsanlar burayı bakımda... görmemiştik gelirken. Yani evet, böyle kimse durmuyordu. Acaba Batman'ın yani şu sıcaklarına... anlık bir durum mu oldu yoksa? İnsanlar dayanamamış. Ama şey var, plaj şeyi var, şemsiyesi var. Evet evet. Gelelim buraya bir gün. İnsan... Ay burada oturmak çok güzel olur, evet. Sandalyelerle falan. Bu arada Batman'da böyle yerler varsa hemen bize yorumlarda yazabilirsiniz. Sandalyelerimiz var, masamız var. Şöyle oturmaya. Aynı varmış galiba Kozluk'ta. Orası söyleniyor. Onun haricinde böyle biraz daha merkeze yakın hemen varsa yorumlarda alabiliriz. Böyle değişik bir şey görmüş olduk yani. Böyle. O zaman... Böyle. Biraz tercihler hakkında sohbet etmiş olduk. Çok sorulan bir soruydu. Tatilimizi değerlendirdik. Hobiler ve biraz dertlenme bu konu hakkında bundan bahsettik. Dertlenmeyle kapatıyorduk öyle. Neyse ki şurayı gördük hani biraz. Aa bak burada pozitif. İnsanlar ağaç altında falan oturup piknik yapıyorlar. Yerleri var. Sulak yerler çünkü buralar. Suların etrafında oturuyor insanlar. Böyle. Bu arada Sason'a gidebiliriz değil mi? Evet, öyle bir muhabbet var. Bakalım Sason'a gidersek. Yani biri bizi davet etti orası evet. için. Orada çok güzel tesisler varmış. Teşekkür ederiz orana da. Evet, yani orada böyle oranın hem tanıtımı için hem videolara çekmek için böyle bir davet oldu. Oraya da gitmek istiyoruz yani, merak ediyoruz zaten ama. Sason'a gitmemiştik evet. İnşallah böyle. Gidersek o da yakın zamanda olur ya. Batman'ın ilçelerini de hani biraz daha göstermek istiyoruz sonuçta. Öyle, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. O videolardan da haberdar olmak için kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Yolları çekeyim bir dakika. Çok sulak buralar. Hadi otomatik.